Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzla birlikte 7. bölüme geçiyoruz. Yani üçgende açıortay konusuna geçiyoruz dostlar. Hemen şöyle bir kazanımlarımıza bir bakalım. 7. bölümümüzde toplamda 20 tane köşe taşımız olacakmış. 20 kazanımımız var. 20 tane de köşe taşımız olacakmış diyor. Şöyle hemen ilk köşe taşımızı bir alalım. Birinci köşe taşımızla başlıyorum dostlarım. Şöyle, şimdi bu ilk birkaç köşe taşında çok yüksek ihtimalle konunun hakkında bilgi sahibi olacağız. Yani hiç bilmeyenlerin bu kısmı mutlaka dinlemesini istiyorum dostlarım ki iyice öğrenin. Yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar. Şimdi diyor ki ABC dik üçgen var. Bir açıortay çizilmiş ve bakın 5 ile 13. Şimdi açıortayımızın ayakları 5 ile 13. Açıortayın şu doğduğu yere ben kafa diyorum arkadaşlar. Burası kafa. Şurası açıortayın vücudu. Ben insan vücuduna benzetiyorum açıortayı. Şurası benim birinci kolum. Şurası da diğer kolum. Bunlar da ayaklarım. Şimdi ilk başta bunu bir öğrenelim. Ayaklar 5 ile 13. Diyor ki kural. Ayakların oranı neyse kolların oranı da o olmak zorunda. Yani burası 5K olmalı. Burası da 13K olmalı diyeceksiniz. Ayakların oranının aynısı kollarda da olacakmış. Bu açıortayın birinci kuralı. Zaten 3 tane kural öğreneceğiz açıortayda. Normalde 5 kural var. İkisi müfredatta yok. Sınavda çıkmayacak. Biz sadece 3 kuralı bileceğiz. Birincisi buydu zaten. Kolların oranı ayakların oranıyla aynı. Şimdi başka ne diyor? BC-AB farkı da nedir diye soruyor bize. BC-AB farkı dediğimizde arkadaşlarım şu 13-5K'yı soruyor. Bakın gelin hemen ikinci kuralını da öğrenelim. Fışkırma teoremi dediğim teoremdir arkadaşlarım. Bu benim teoremim. Konu anlatım videolarında böyle anlattım. Açıortayın doğduğu yerden gidiyorum, öldüğü yerden kollarına çizdiğimiz diklikler. Bakın bu kola bir diklik çizmiş 5. Bu kola da bir diklik ben çiziyorum. Bu da 5'tir diyorum. Kollara çizilen diklikler eşittir. Aynı zamanda kafayla dik arası burada neyse bu kafayla bu dik arası da aynısı olmak zorunda. Yani burası da 5K. O halde şuraya da 8K kaldı ki zaten benden de ne istiyordu? 13K-5K'yı yani 8K istiyordu. Bakın şuradaki çıkan dik üçgen sizin aşık olduğunuz, çok sevdiğiniz bir dik üçgen ki ismi 5, 12, 13 dik üçgenidir. Demek ki 8K 12'ye eşit, K eşittir 12 bölü 8. Bunu da düzenleyelim, sadeleştirelim dostlarım. Hemen ne diyeceğiz? Bir yerde bir hata mı yaptık biz? Neyi soruyordu bize? BC 13K eksi AB yani 5K. 13'ten de 5'i çıkarttım. 8K'yı soruyor. K eşittir 12 bölü 8'den. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 2. 3 bölü 2. Yok gerçi 12 8K'yı soruyordu arkadaşlarım ya. K'yı değil 8K'yı soruyor. Ben de şaşırdım niye şıklarda yok diye. 12'yi soruyor yani bize. Evet geldik hemen ikinci sorumuza. Bakın yine burada da köşe taşımızı kullanalım. Fışkırma teoremi yapacağız. Zaten bu teoremi diyeceğim ki ben size arkadaşlarım. Soruda bir açıortayla bir diklik gördüğünüzde hemen aklınıza bu fışkırma teoremi gelsin. Şimdi bakın açıortayımın kafa burada. Kollar şunlar. Şöyle kolları biraz uzatırsanız daha iyi görürsünüz. Bu da diğer kolum benim. Şöyle uzattım. Şu benim vücudum ve bakın vücudum burada denizli noktasında bitmiş. Ve denizli noktasından bir buraya fışkırmışım 3. Bir de buraya fışkırıyorum ben. O halde diyorum ki bu da 3. Ve bakın burada ne çıktı? 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi neydi kural bir de? Kafayla kol arası burada 7 santimse burada da 7 santim olacak. Şurası 7 yani. 4'ü burada öğretmenim. BC'ye de kaldı. 3 birim dedik. Hemen geldik 3 numaralı sorumuza. Yine bakın açıortayla diklik görüyorum. Fışkırma teoremi yapacağımı gördüm arkadaşım. PCX tam olduğuna göre neyi soruyor? PCX'in tam sayı değeri en az kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi kural şuydu. Eğer P noktası burada olsaydı buraya çizdiğim diklikle buraya çizdiğim diklik eşitti. Ama P noktası bakın biraz daha yukarıda. Yani şu diklikle bu diklik eşit değil. Hatta aksine PC 6'dan birazcık büyük olacak arkadaşlarım. Daha büyük bir sayı olacak. Peki 6'dan büyükse en az kaç olabilir diye soruyor bize. 7'yi de işaretledim hemen.
Evet, dördüncü sorudayız. Bakın burada da yine fışkırma teoremi yapacağız. Şimdi ilk önce şu açıortayın buraya bir diklik gitmiş. Ben de bu tarafa bir diklik indiriyorum. Ve diyorum ki bu diklikler eşit. Sonra buradaki kafayla dik arası, buradaki kafayla dik arasına eşit olacak. Burası da 5, hatta buraya da 4 kaldı. Şimdi şu üstteki açıortayı konuşalım. Bu kola bir diklik gitmiş. Ben de bu kola bir diklik gidiyorum. Ve bunlar eşittir diyorum. Ve buradaki kafayla dik arası 3 ise bu kafayla bu dik arası da 3 olacak. Buraya da 3'ü yazdım. Şimdi bir de şunu bilelim dostlarım. İki açıortayın kesiştiği noktanın ismi, yani buradaki P noktasının ismi iç teğet çemberin merkezi. Bunları konu anlatım videomuzda söyledik zaten. Bir daha hatırlatmış olduk. Ve biliyoruz ki bu P noktasından üçüncü geçen doğru da kesin açıortay olacak. Yani bu da artık kesinlikle açıortay. Aynı simgeyi koydum diye şaşırmayın. Şöyle farklı bir simge yapayım hatta buna. Bu açıortay da fışkırma teoremini sağlayacak. Buraya çizdiğim diklikle buraya çizdiğim diklik eşit. Bakın kafayla dik arası, kafayla dik arasına eşit olacak. Burada 4. Bize de toplamını soruyor. 7'yi yapıştırdık arkadaşlar. Evet, ilk köşe taşını gömdük. Hemen ikinci köşe taşıyla devam ediyorum. Bakalım ne diyor bu köşe taşımız. Şimdi 4 var, 8 var. ANC üçgeninin alanı, şu üçgenin alanını istiyor bizden. Hemen fışkırma teoremimizi yapalım. Açıortayın öldüğü yerden bu kola bir diklik gitmiş 4. Ben de bu kola bir diklik gidiyorum. Ve diyorum ki bu da 4. Ve bir üçgenin alanı neydi? Tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısı. 8 ile 4'ü çarpıp 2'ye bölersem de 16 çıkar. İkinci soruya geldim dostum. Bu ne diyor? Alan ABN, yani şuranın alanını 18 vermiş. Hemen bakın açıortayla dikliği görünce fışkırma yapalım. Şuraya da bir diklik biz gidelim. Ve diyelim ki bu da x olsun. Yani üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 18'e eşitmiş. 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6x 18 ise x eşittir 3 geldi. Üçüncü sorudayım dostum. ABC üçgeninde AN açıortay 12 ile 9. Bakın şimdi ne diyoruz yine? Hani ilk öğrendiğimiz kural. Kolların oranı neyse ayakların oranı da o olacak. Şimdi 9 ile 12 ya. O halde burası 9K, burası 12K. Bir de şunu da unutmayın dostlarım. Eğer bunlar sadeleşebiliyorlarsa mutlaka sadeleştirin bunları. Daha kolay işlem yaparsınız. Yani 9 ile 12 sadeleşiyor ya. İçinizden 3'e bölün ikisinde. Buna 3K deyin. Buna da 4K deyin. Bak ikisini de 3'e böldüm. Şimdi alanlarla ilgili bir şey sormuş. Alanda şunu biliyoruz. Kenarların tabanların oranı neyse alanların oranı da aynı olacak. Yani buna 3A, buna da 4A alanı diyebilirim ben. Ve toplam bize nereyi vermiş? ANC'yi. ANC neresi? ABN'yi vermiş, pardon. ABN. 4A'yı 36 vermiş. Demek ki A9. Nereyi istiyor bizden? ANC. Şuranın alanını. Yani 3 tane 9'u istiyor. Cevap 27. Geldik dördüncü soruya. Bu dördüncü soruda bakalım. 8 var, 6 var. Alan AFB. AFB'nin alanı, şuranın alanını bize 12 birim vermiş. FEC'nin alanını istiyor. FEC'nin de alanını istiyor. Şuranın da alanını istiyor arkadaş. Şimdi hemen şunu yapalım. Bu açıortayın, şu açıortaydan buraya bir diklik gidersem ben H diyelim buna. Buraya da bir diklik gidersem bu da H. Şimdi şu üçgenin alanı 8 çarpı H bölü 2, ki bunu vermiş bize 12 diye. Hemen şöyle 2'ye bölelim 4. 4H 12 ise H'ı 3 bulduk. Bu 3 ise artık biliyorum ki bu da 3. Ve bu 3 neyin yüksekliği? Şu taradığım üçgenin yüksekliği. O zaman alanı 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 gelecek. Yapıştırdık gitti dostum. Çevirdim arkayı. Üçüncü köşe taşındayım. Birinci sorumuz. Bakın I için ne diyor? İç teğet çemberin merkezi. Biz ne öğrendik? İç teğet çemberin merkezi açıortayların kesiştiği noktadır. Demek ki bu bir açıortay, yani burası da 23. Demek ki bu bir açıortay, yani burası da 32. Demek ki bu da açıortay arkadaşım. Onu da söyleyelim. Şimdi burası 46 yaptı. Burası 64 yaptı.
64 ile 46'nın toplamı 110 yapar. 110 ise buraya 70 kalır. 35 parçalaşır bunlar. Peki şu üçgene bakalım. 35, 32 daha 67. 67 ise şu x'e 113 kalmalı ki toplamları 180 olsun. Geldik ikinci soruya. Bakın burada direkt çemberi çizmiş. İç teğet çemberin merkezidir demiş dostlarım. Madem ki iç teğet çemberin merkezi, buradan da açıortay, bu da açıortay, bu da açıortay olmak zorunda. Çünkü iç teğet çemberin merkezi neydi? Açıortayların kesiştiği noktaydı. Şimdi BC'yi 10 vermiş bize. Tamam, BC 10. Çevre ABC'yi 32 vermiş. X nedir diye de bir soru soruyor. Bakalım neler yapacağız. Şimdi burası X ise, hani şuraya çizdiğim diklik, buraya çizdiğim diklik, buraya çizdiğim diklik eşit. Sonuçta bunların her biri yarıçap. Ve burası X ise burası da X. Bunu da biliyoruz. Şurasına Y diyelim, burası da Y. Buraya Z diyelim, burası da Z. Şu fışkırma teoremini yaptım arkadaşım. Ve bize de diyor ki Y ile Z'nin toplamı 10. Öyle vermiş. Y ile Z'nin toplamı 10. Çevresini de 32 vermiş. Peki çevrede ne var dostlarım? Bakın X var, X var. Y var, Y var. Z var, Z var. Yani 2 tane X var, 2 tane Y var, 2 tane de Z var. Bunların toplamını da 32 vermiş. Şimdi Y ile Z'nin toplamı 10 ise 2Y ile 2Z'nin toplamı 20. O halde 2X'e ne kaldı? 32 olması için 12 kaldı. 2X 30, 12 ise X ne çıkar dedim? 6 çıkar. Cevap Ceyhan'dan geldi. Üçüncü sorudayız. Yine iç teğet çemberi çizilmiş arkadaşlarım. Demek ki açıortayların kesim noktası bunun merkezi. Artık şuna da alıştık. Şurasıyla şurası eşit. Burasıyla burası eşit. Burayla da burası eşit. Fışkırtma teoreminden. Şimdi FC'yi 9 vermiş. Burası 9 ise burası da 9 kardeşim. Buraya A dersem burası da A, B dersem burası da B. Benden de AB'yi istiyor. Şuradaki uzunluğu istiyor arkadaşlar. Peki bir de neyi vermiş? Çevreyi vermiş. Hadi çevreyi bir yazalım. Çevrenin içinde 2 tane A var, 2 tane B var, 2 tane de 9 var. Yani 18 var. 46'ya eşitmiş. Hemen 18'i çıkartalım. 16'dan 8 çıktı. 8, 3'ten 1 çıktı. 2, 28. 2A ile 2B 28 ise 1A ile 1B de 14'tür dedim. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet, dördüncü sorudayız dostum. Yine I iç teğet çemberin merkezi. O halde öğretmenim bu bir açıortay. Burası da X. Bu da bir açıortay. Şöyle A, A diyelim. Bu da bir açıortay. B, B diyelim. Ve bakın şu küçük üçgende A ile B'nin toplamı, bir de 108'i toplarsam 180 olacak. Demek ki A ile B'nin toplamı 72. Peki büyük üçgene gelelim. Bakın 2X var, 2A var, 2B var. Yani 2X'in, 2A'nın ve 2B'nin toplamı 180 olacak. A ile B 72 ise 2A ile 2B'nin toplamı 144 yapmalı. Demek ki 2X'e de 36 kalmalı ki toplamları 180 olsun. X de 18 çıkacak. Cevap Adana'dan geldi. Evet, üçüncü köşe taşını gömdük. 4 numaralı köşe taşımızı da aldık önümüze. Bakalım bu ne diyor. Birinci sorumuz. P noktası yine iç teğet çemberin merkezi ve paralellik var. Ben şöyle söyledim taktiklerde. Bir soruda dedim paralellik ve açıortay bir aradaysa Z kuralı vardır o soruda. Mutlaka Z kuralını arayın demiştim. Şimdi burada da onu arayacağız arkadaşlarım. Bakın şu bir kere P noktasından geçtiği için bu kesin açıortay. Şimdi şurada da bir paralellik var. Z'yi gördünüz mü arkadaşlarım? Bakın. Demek ki burası da noktalı açı. Yani bu kenar bu kenara eşit. Şimdi şu da bir açıortaydır P'den geçtiğine göre diyelim. O halde şuradaki Z harfini de gördüm. Demek ki burası da çizgili açı. Yani bu kenar da bu kenara eşit. Şunları bir gösterelim. Şimdi şuna bir A dersem bu da A. Şuna bir B dersem bu da B. Çevre B, D, E 28. Şimdi şu kenara X diyelim. Şu kenara Y diyelim. Yani X artı Y artı A artı B. Bunun çevresi 28'miş. Bizden ne istiyor? A, B. Yani X artı A ile B, C. Y artı B'nin. Yani şurayı istiyor kısaca. O da 28 çıktı. Evet, ikinci sorudayız dostum. Bakalım burada ne yapacağız? P
P iç teğet çemberin merkezi. O halde hemen burayı çizdiğimde artık bu bir açıortay ve paralellikle açıortay olduğu için Z harfinden şuraya da noktalı açı yazdım. İkizkenarı buldum. Burası da 4. Şimdi yine burayı çizdiğimde bu da bir açıortay. P'den geçiyorsa yani iç teğet çemberin merkezinden geçiyorsa kesin açıortay. Ve ne dedim? Az önceki soruda da söyledim. Bir soruda açıortayla paralellik varsa Z kuralı vardır o soruda. Z kuralı arayacağız. Aradık, bulduk. Şuranın da çizgili açı olduğunu ve buranın da 5 olduğunu gördüm. DE'yi soruyor. Yani 5 ile 4'ün toplamını soruyor. 9. Bakın burada da açıortay var. Paralellik var mı? Var. O zaman Z kuralından şuranın da noktalı açı olduğunu görelim. Bakın şu Z'yi görün arkadaşlar. Demek ki burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Nokta nokta çünkü. O halde burası da 5. Bizden nereyi istiyor? BC'yi istiyor dostum. Hemen şuradan bir diklik indirelim. Dikdörtgen yaptım. Bakın burada. Burası da 3 oldu. Burası da 5 oldu. Hatta 3, 5 ise burası da 4 oldu. Toplam 9 geldi. BC. Paralellik var yine görüyorsunuz. Paralellik varsa hemen Z kuralını aradım. İşte Z kuralımız burada. Şurası da çizgili açıdır dedim. Demek ki şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Yani 5 ise bu da 5 zaten. Bu da 5. Paralel kenar olduğu için karşılıklı kenarlar eşit. 5 yazdım. İkiz kenar olduğu için buna da 5 yazdım. Burası 8 ise buranın da 8 olması lazım. X'e de 3 kaldı dedi. Evet, dördüncü köşe taşını gömdük. Geldik 5. köşe taşımıza. Yine P iç teğet çemberin merkeziymiş arkadaşlar. Ben burayı çizersem artık alıştınız. Burası açıortay, bu da 5. Şurayı çizersem burası da açıortay, bu 12. Bize neyi soruyor? X neresiymiş? Şurasındaki X nedir diye bir soru soruyor bize. Hadi gelin şöyle yapalım. Şimdi şunu çizseydim bu da açıortay olacaktı ve 5'e 12 ise şurası 5K'ya 12K. Açıortay teoreminden yazdık bunu da. Sonra bize x'i soruyor. Unutmayalım. Biz 5K'yı bulmak zorundayız galiba ya. Mecbur bulacağım arkadaşlar. Hani şöyle başka bir yolla yapabilir miyim diye düşündüm. X'i bulabilir miyim? Yok, bulamayız. Mecbur yapacağız bunu. Evet, yapalım hadi. Şimdi şuradaki Pisagor bağıntısından bir K'yı bulalım arkadaşlarım. 5K, 12K, o zaman burası 13K. 5, 12, 13 üçgeninden. Demek ki 13K eşittir 17. K eşittir 17 bölü 13 çıktı. K 17 bölü 13 ise 5K ne yapar diye soralım. 5 çarpı 17 bölü 13 yapar. Şimdi bir de benzerlik yapalım dostlarım. Bakın şurada. Şu küçük kenar bölü tamamı. Nedir küçük kenar? 5 çarpı şuraya yazıyorum. 17 bölü 13 bölü tamamı. Artı 5 yani. Buna bir de 5 ekleyeceğiz biz şimdi kardeş. Şöyle bir yapayım onu ben. 5 ile 17'nin çarpımı 85 bölü 13'e 85 bölü 13'e 5'e ekleyeceğim. 5 ile 13 65, 140 150 yapar. 65 ile 85'in toplamı 150 bölü 13. Eşit olacak şuradaki 17 bölü x'e. 17 bölü x oranına. Hadi düzenleyelim şimdi. Şu 17 ile şu 17 sadeleşsin. 13'ler sadeleşsin. 5 bölü 150. Hatta bu da 5 bölü 5'ler sadeleşirse 1 bölü 30 kalır. 1 bölü 30 eşittir. 1 bölü x'e x eşittir 30 çıktı. İkinci sorumuz yine I iç teğet çemberin merkezi. IDE üçgenin çevresi 21 olduğuna göre diyor. Şimdi bunun cevabı direkt 21 arkadaşlarım da ben uzun uzun anlatayım size. Şimdi bu açıortaydı. I'dan geçtiğine göre. Şuradaki Z'yi görün demiştim hemen. Açıortay ve paralellik varsa Z yapacaktık. Şurası da mutlaka çizgili açıdır. Demek ki bu kenar bu kenara eşit. Yani ben buna A birim dersem bu da A birim. Şimdi aynı muhabbeti burada yapıyorum dostlar. Bu da bir açıortaydır diyorum. Z harfinden bu da buraya eşittir. Yani B ise burası da B, şuraya da C diyorum. Bakın şu üçgenin çevresi de A artı B artı C. Buradaki uzunluk da A artı B artı C. Yani 21'e eşit oldu. Yani ne diyeceğiz biz? İç teğet çemberin merkezi tepe noktasıysa bu üçgenin çevresi tabanının olduğu kenarla büyük üçgenin kenarıyla aynı şeye eşit. Yani şimdi üçüncü soruya bakarsanız bunu daha rahat anlayacağız.
Şimdi P iç teğet çemberin merkezi mi? Açıortayların kesim noktası. O halde şu üçgenin çevresi ne çıktı? 4, 6, 11. Demek ki burası da 11 diyeceksin arkadaşım. Bize neyi soruyor? BC artı EC. Peki EC neye eşitti? 4. BD neye eşitti? 2'ye, değil mi? Hani şunları çizerseniz, az önceki soruda yaptığım için burada bir daha göstermiyorum. Bunları çizdiğimde Z harfinden 4, 4, 2, 2 olduğunu görüyorduk. Bize de 11 ile 4'ün toplamını soruyor. Cevabımız 15 geldi. Dördüncü soruya bakıyoruz dostlarım. AB diktir demiş. Tamam, dikliği gördük. I iç teğet çemberin merkezi ve paralel. Şimdi şurası bizim kesin açıortayımızdı. Z harfi vardı burada, hatırlayın. Bunları birinci, ikinci ve üçüncü soruda yaptığımız için, hatta dördüncü köşe taşında da yaptığımız için ben hızlıca geçiyorum. 8. Şimdi 15 ise burası da 15 demiştik hatta. X nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şu da bizim için açıortaydı. Birinci sorunun aynısı oldu arkadaşlar. Bu köşe taşının birinci sorusunun aynısı. 8'e 15 ise burası da 8K'ya 15K'dır dedim. Hatta bu ne çıkıyor? 8, 15, 17 üçgeni. Yani 17K eşittir 23'e. K eşittir 23 bölü 17 geldi. Bizden de X'i istiyor şimdi arkadaşım. Hemen şöyle yapıyorum. Yine benzerlik yapıyorum. 8K bölü şurası yazalım. 8K bölü tamamı, 8 parantezinde K artı 1 eşittir. Şurası neydi toplam? 23 bölü X. Şu 8'leri de silelim. Şimdi K neydi? 23 bölü 17. Yazalım onu. Şurada yazayım hatta. Şurada şu renkle yazayım. 23 bölü 17 bölü 23 bölü 17 ile 1'in toplamı. Toplayalım. 17 ne yapıyor? 40 mı yapıyor? 40 bölü 17 yaptı. Eşittir 23 bölü x yaptı arkadaşım burası da. Hemen toparlayalım sorumuzun cevabını. şu 23, 17'ler gitsin, 23'ler gitsin. 1 bölü 40. 1 bölü x'e eşit, x de 40 geldi. Evet, ezan okunuyor. Burada durayım ben arkadaşlarım şimdi. Bir dahaki videoda da diğer köşe taşlarını çözmeye devam ederiz. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşürüz bir sonraki videoda.